Evet değerli izleyenler, şimdi Mersin'deki son durumu öğrenmek üzere CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'e döneceğiz. Kendisi de sahada Mersin'de. Merhaba Sayın Antmen. Mersin'deki durum ne? Siz şu an neredesiniz? Bize bilgi aktarır mısınız? Alo. Kentteki son durumu? Alpay Bey, sesim ulaşıyor mu size? Beni duyabiliyor musunuz? Şu an ben Aydıncık'ta yangın bölgesine doğru, yukarıya doğru tırmanıyorum ama yukarıda internet ve telefon çekmiyor. Hemen hemen yüksek bir rakımdayız. Hatta arkamızda görüyorsanız burada da ufak sesiniz bana geliyor. Alo. Ben sizi duyuyorum, sizi dinliyoruz. Alpay Bey, şu an sizi dinliyoruz. Ses zaman zaman gidip geliyor. Ben sözü size bırakayım, siz anlatın efendim. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Ben şu an Aydıncık'tayım. Yangın bölgesine doğru tırmanıyoruz. Arkamızda da küçük bir yangın çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin personelleri oraya hemen kazmaraklarla, süreklerle müdahale ediyorlar. Biz il örgütümüzle beraber Mersin'den yola çıktık. Önce Boğsak'ta, Silifke'nin bir beldesi. Çok ciddi bir yangın vardı. Orada boşaltıldı oteller ve yerleşim yerleri. Daha sonra biraz daha ilerledik. Yeşilovacık'ta çok ciddi bir yangın daha başlamış. Bir iki köy ateş altında. Büyükşehir Belediyesi ve Orman İtfaiyesi müdahale ediyor. Silifke müdahale ediyor. Ve çok ciddi anlamda Aydıncık'ta da bir yangın var. Ve maalesef sesim... Alo. Efendim sizi, Alpay Bey, duyuyorum sizi. Sizin sesiniz çok net geliyor. Sesim çok... Özür diliyorum, diğer kanallarda aradan arayınca kesinti yapıyor. Şöyle söyleyeyim, Aydıncık'ta çok büyük bir yangın atlattık. Bu yangının soğutma çalışmaları orman tarafından yapılmadığı için iddia ediliyor ki burada bugün tekrar bir yangın başladı. Kontrol altına alınmaya çalışıyor. Ama şu var, Türk Hava Kurumu'nun yangın uçakları hangarda bekliyor. Beyefendiler 3 uçakla Rize'ye gidiyor. Sarayda 13 tane uçak var ama Mersin'de şu an havada bir tane yangın söndürme uçağı görmüyoruz. Bir köy ateş altında, yangın altında. Biz köylülerle görüştük. Hayvanlarını, tarlalarını bırakıp kaçmışlar. Orada Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 6-7 aracı müdahale ediyor yangına. Hatta bir araç yangın içinde kalmış durumda ve şoförün canını zor kurtardı. Fakat semalarımızda bir tek helikopter, bir tek yangın söndürme uçağı yok. Bu Orman Bakanı, bu siyasi iktidarın saray düşkünlüğü artık halkımızın canına kadar tak etti. Ben halkımızın buna ciddi bir tepki göstermesini rica ediyorum. Bizim Mersin'de yüreğimiz yanıyor, içimiz yanıyor ve ciddi anlamda burada Mersin halkı sahillerde perişan durumda, üzüntülü durumda. Peki kaç kişi, kaç ev boşaltıldı? Yerleşim yerine yakın bir noktada mı bu bahsettiğiniz Aydıncık'taki yangın? Yine bakın, köy... 4 ayrı yerde yangın var. Evet. Aydıncık'taki şu an şey değil, yerleşim yerlerine daha yakın değil ama benim bulunduğum yerde arkamda, ön tarafın seralar ve yerleşim yerleri daha müdahale ediyor. Buraya gelmedi. Ama bunun yanında Boğsak'ta oteller var. Bu oteller boşaltıldı. Boğsak'taki köyler boşaltıldı. Taşucu mahallelerinde dikkatli davranıyor. Emniyet ve jandarma boşaltmaya çalışıyor halkımızın güvenliği için. Fakat evet. Hava durumu da yine Manavgat'taki gibi mi? Rüzgarlı, benzer bir hava durumu mu söz konusu Alpay Bey? Çok rüzgarlı ama Allah korusun daha Manavgat kadar büyük bir şey yok. Evet. Peki konuşulan bir kundaklama meselesi var mı kentte? Buna ilişkin görgü tanıkları vesaire, böyle bir bilgi aldınız şu mı? Şu an Aydıncık'taki yangının daha önceki yangının soğutma çalışmalarındaki ihmalden kaynaklandığı iddia ediliyor. Tabii kundaklama olup olmadığına bakılacak ama özellikle Yeşilovacık, Boğsak taraflarında anız yakma, kundaklama hepsi olabilir. Bunların hepsini değerlendirmesi gerekiyor. Fakat burada hava çok sıcak. Havada nem yok. Ve TEDAŞ'ın elektrik hatları çok yok eski. Onlardan da yangın çıkıyor. TEDAŞ para toplamayı biliyor ama hatlarını yenilemiyor. Bunların hepsinin değerlendirmesi gerekiyor. Ben bu konuda bir meclis araştırma önergesi de vereceğim. Bizim bir an önce sebeplerini araştırmamız, çözmemiz gerekiyor ama
Daha da önemlisi yangın söndürme uçaklarının bir an önce faaliyete geçmesi gerekiyor. Bunun yangınların çıkması belki oluyor, kundaklanıyor, o da olabilir. Ama söndürülmemesinin, geç müdahale edilmesi tek sorumlusu Orman Bakanlığı. Günahları bu önüne, bu dünyada da, yargı önünde de diğer dünyada da hesaplarını verecekler diyorum. Halkımız önce sandıkta hesaplarını soracak ama bağımsız yargı önünde bunun hesabının sorulması gerekiyor. Ben Cumhuriyet Başsavcılarını göreve davet ediyorum. Yangınların söndürülmemesinin en önemli sebebi bu uçakların, yangın söndürme uçaklarının kullanılmamasını sağlayan ya da bunu yapmayan Orman Bakanlığı'dır. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Zor bir yayındı, farkındayım. Siz de sahadasınız. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkürler.